Evet, şimdi o bahsettiğimiz spermatogenez oluşumuna geçelim. Evet, bu tabloyu belki 10. sınıftan hatırlayabilirsiniz. Mayoz bölümünde bundan bahsetmiştik. 2N yani diploid kromozomlu spermatogonyumlar yani sperm ana hücreleri farklılaşma sonucunda 2N kromozomlu birinci spermatositleri oluşturuyor. Bu 2N kromozomlu 2N olarak devam ediyor. Bakın burada bu kromozom sayısında yarıya düşme yok. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü henüz mayoz bölümü geçirmedi. Birincil spermatositler mayoz 1'i geçiriyorlar. Hatırlayalım birazcık mayozdan bahsedelim. Mayoz bölümü biliyorsunuz eşeyli üremenin temelinde kromozom sayısının yarıya indiği 4 tane yeni hücrenin oluştuğu bir bölünme çeşidiydi. Ve bunları üreme ana hücreleri geçiriyordu. Yani yumurta ana hücresi ve sperm ana hücresi geçirerek yumurta ve spermi oluşturuyordu. Şu an bahsettiğimiz olay spermatogenez. Yani sperm oluşumu. Genez oluşum demek zaten. Sperm oluşumu. Oogenez de yumurta oluşumu. Bir sonraki videoda da ondan bahsedeceğiz. Burada iken birinci spermatositlerimiz mayoz 1'i geçiriyorlar. Mayoz 1'deki kuralımız nedir? Kromozom sayısı yarıya iner. Bakıyoruz 2N'den N'e düşmüş. Yani diploid'den haploid'e düşmüş. Ve ikinci spermatositler oluşmuş. İkinci spermatositler de mayoz 2'yi geçiriyorlar. Mayoz 2 interfaz hariç mitoz bölünmeye benziyordu. Yani kromozom sayım değişmeyecek ve toplamda 4 tane hücrem oluşacak. Şekli